hoş geldiniz. Bugün sizlere kodlar hangi programla kurutulur, dikkat edilmesi gerekenler nelerdir onları anlatacağım. Kodlarımı kurutma makinesine güzelce açarak böyle kıvrık yeri kalmayacak şekilde yerleştirdim. Çünkü kodlar kalın olduğu için böyle katlanırsa, bir yerinde buruşukluk kalırsa o tarafta ıslak kalıyor. Güzelce açın, kurutma makinesinin içine yerleştirin. Yani böyle makineden aldığınız gibi karışık bir şekilde kurutma makinesinin içerisine sokmayın. Ben ilk makineme kodları atarken birazcık tedirgin oldum. Çünkü kodlarım çektiği gibi şeyler duymuştum başka kurutma makinesi kullananlardan. Bir, çok uzun programa atmayın. İkincisi, hassasiyet verin, yani ısıyı birazcık düşürün. Her makinede var mı bilmiyorum, Siemens'te var bu özellik. Mesela pamukluları seçtim. Normalde pamuklular programında dolap kurulumunu seçerim. Böyle süreyi arttırabiliyorsunuz ama gerek yok. Süre çok uzun olmasın kodlarda. Gerek yok. Bu çok uzun bir program. Hassasiyet verimi 4 saat 31 dakikaya çıkıyor. Hiç gerek yok. Ekonomik modu seçiyorum pamuklular. Ekonomikte bu sefer de hassasiyeti kabul etmiyor. O yüzden ben karışık mix ayarda kurutuyorum kodları. Dolap kurulumunu seçiyorum. Bir kere daha bastım. 1 saat 42 dakika. Birazcık uzattım süreyi. Hassasa basıyorum. Hassasa basınca içindeki ısı düşüyor. Daha düşük ısıda kurutuyor. Zaten aldığınızda da anlıyorsunuz, çok sıcak olmuyor. O yüzden bu özellik güzel bir özellik. Çok uzun programda kurutmuyoruz. Çok yüksek ısı vermiyoruz. Böylece kodlarımızı çekmeden güzelce kuruyor. Şimdi makinamı çalıştırıyorum. Kuruduktan sonra göstereceğim size. Kurutma makinamın kapağını açtım. Hemen kontrol ediyorum. Kutumun her tarafı kurumuş. Hiçbir tarafı ıslak kalmamış. Kod çok kalın ama gayet de makul bir sürede çok güzel bir şekilde kurudu. Ben ön yüzünü çeviriyorum, son 30 dakika kala kapağı açıyorum. Çünkü kurutma makinesi sadece kurutmuyor. Çamaşırların tozunu, kılını da alıyor. Ön yüzünde de varsa kıl tüy, onları da toplasın diye çeviriyorum. Zaten katlarken çevireceğim. Bu aşamada çeviriyorum. Kod kurutma işlemim tamam. Kesinlikle çeker diye korkmayın. Sadece çok uzun programda ve çok yüksek bir ısıda kurutmayın. Yani yoğun bir kurulukta kurutmayın. Onun dışında hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.